Ne işin var senin burada? Otur. Çıkacağım ben. Otur! Hatırladın mı? Yaktığın kitaplarımdan bir tanesi. Oku diye getirdim. Oku ki başına neler geleceğini öğren. Bununla mı korkutacaksın beni? Yok canım, niye korkutayım seni? Sen zaten korkuyorsun. Korkman da gerekir. Katil oldun çünkü. Ne istiyorsun? Evini geri mi istiyorsun? Yok. Hayır, o zaten sana söylemem. Onu gelip alacağım. Kocanı? Kocanı da geri vereyim istersen. Yok, hayır, yok. Onu istemem. O sende kalsın. Sana daha çok yakışıyor. Hukuk departmanımız bir şartname hazırladı. Bir göz gezdirin. Sizin önerileriniz bizim için çok önemli. Demir çelik işletmeleri, yeni haddehane, bina inşası ihalesi, anladım. Evet. Evet, büyük bir iş. Evet ama ben bu işi alamam. Neden? Çünkü benim bir müvekkilim bu ihaleye katılacak. Şimdi çıkar çatışması olur. O yüzden ben size yardımcı olamayacağım. Öyle mi? Şimdi müvekkilinizin ismini de vermezsiniz tabii. Tabii vermem. Ama bunu öğrenmemiz zor olmaz biliyorsunuz. Mutlaka. Mutlaka öğrenirsiniz ama ben söylemem. Peki, müsaadenizle... Çok memnun oldum. Güzdem. Buyurun. Büyük bir fırsatı kaçırdığınızın farkında mısınız? Anlamadım, ne fırsatı? İhaleye girecek müvekkiliniz Salih Bey. Mana Holding. Siz bize Mana Holding'in ihale bilgilerini verin. Biz de size izi sürülemeyecek 500 bin dolar verelim. Siz bana nasıl böyle bir teklifte bulunabilirsiniz? Güzde Hanım, bu dürüstlük oyunlarını bir kenara bırakalım. Siz davasını satmış eski bir hakimsiniz. Gelin anlaşalım. Siz de kazanın, biz de kazanalım. Bana bak! Bana bak! Sen beni kendin gibi şerefsiz mi sandın? Terbiyesiz! Voltan Kaşifoğlu ile nasıl anlaştınız? Bana bak, arkamdan konuşma! Biz değilim. Zekalılar. Utanmaz herif. Tamam, geri bas. Tamam, tamam, tamam. Geri bas. Tamam, tamam Refik abi. Tamam, tamam, sakin ol. Tamam. 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 Kıpırdamayın. Tamam. Kıpırdama. Tamam. Geri tamam. Bas dedim. Tamam. Tamam, buradayım. Merak etme. Bırakın Tolga Bey. Yürü, yürü. İyisiniz değil mi? Bir şeyiniz yok. İyiyiz. İyiyiz, sağ ol. Sağ ol Tolga. Sağ ol, sayende kurtulduk, sağ ol. İyisin değil mi? Çekin kardeşim, çekin. Voltan Kaşifoğlu şerefsizdir. Bir hırsız arıyorsanız, hırsızların başıdır o. Lan memlekette soymadı insan kalmadı be. İyisin değil mi? Canım. Ozin. Ya duyar duymaz geldim. Çok korktum. İyi misin? İyiyim. İyiyim canım, iyiyim. Merak etme. Geçti. Tamam. İyisin. Tamam, iyiyim. İyiyim, tamam. Sen ne duydun? Duydu, ben duydum oğlum. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Sağ ol.
Oli, canım bak. Bu olayı annem duymasın. Tamam, başında yeterince dert var. Zaten burada Oltan'ın şantiyesinde çalışmamı da istemiyor. Bak çok üzülür. Ozan bir şekilde duyar. Ya kızım nereden duyacak? Bak sakın duymasın, tamam mı? Bak duyarsa çok üzülür. Tamam, sen iyisin. İyiyim, iyiyim. Tamam mı? Oh. Evlenelim mi? Evlenelim. Yarın evlenelim. Hemen evlenelim. Evlenmek mi istiyorsun? Yapamayız sen. Ailelerimizin arasında sıkışıp kalırız. Mutsuz oluruz sanırım. Sence biz ailelerimiz yüzünden mi ayrıldık? Tolga, baban. Babam. Evet, devam et söyle. Baban kötü bir adam. Ozan'a şunu yaptı, anneme şunu yaptı. Bu yüzden ayrıldık. De. Demeyeceğim. Ama sence bu yüzden mi ayrıldık? Oğlum biz ailelerimiz yüzünden ayrılmadık. Seni çok seviyorum. Çok geç. Sen bana yalan mı söyledin? Ne yalanı oğlum? Niye yalan söyleyeyim? Ya bekliyoruz işte. Nerede babam ya? Ne gelen var ne giden var. Nerede? Hani alemler akıyor? Geldi. Tanıyoruz biz bu kızı. Nereden tanıyoruz? Bana da bir tanıdık geldi. Ben çıkaramadım ya. Buyurun Behram Bey. Şu Tarık Bey'in yanındaki kız kim? Nilden Canutku efendim. Kim? Nilden Canutku efendim. Ne yapar ya? Ne iş yapar? İnternet ünlüsü kendisi. Küçük ya. Küçük ya bu kız benden. Oylu. Sayın Başkan, müvekkilim o yerde ve saatte olay yerinde bulunan yüzlerce kişiden sadece biridir. Ne olay yerinde bulunması ne de maktule ile geçmişte yaşadıkları tartışma cinayet işlediği anlamına gelmez. Kaldı ki dosyada cinayet işlediğine dair kuvvetli delil bulunmamaktadır. Yüce Mahkemenizden Sayın Başkan, müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum. Gereği düşünüldü. Karar, yaz kızım. Sanık Yeşim Denizeren'in taammüden öldürmek suçundan yargılanmasına... ...2.500.000 Türk lirası kefaletle salınarak tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Kemal Bey, şimdi siz bana müvekkilimin ticari sırlarını ifşa etmekle ilgili suçlandığımı mı söylüyorsunuz? Maalesef şikayet dilekçesinde böyle yazıyor. Ama bu mümkün değil. Ben kimsenin sırrını vermedim. Etik olarak kimseye vermem zaten. Bakın, müvekkiliniz olan Mansay Holding'in ihale teklifindeki miktarları rakip firmaya verdiğiniz iddia ediliyor. Ben Mansay'ın ihale teklifini hazırladım. Evet. İhale sonucu burada. Bu sizin hazırlamış olduğunuz 170 milyon 450 bin küsür dolarlık teklif. Evet. Bu da
rakip firma Pedromol Holding'in 170 milyon 420 bin küsürlük ihale teklifi. Arada 30 bin dolar kadar küçük bir fark var. Böylesine yüz milyonlarca dolarlık bir ihalede bu kadar küçük rakamın dikkat çekmesi ve şüphe uyandırması çok normal. Sanki karşı taraf rakip firmanın fiyatını görmüş de ona göre bir fiyat vermiş gibi oluyor. Anlıyorum sizi ama yani bu bir rastlantı olmalı. Ya da ne bileyim ben, belki de birilerinden öğrendiler. Keşke o kadar kolay olabilse. Bakın, bir de bunlar var. Siz rakip firma Pedromol'a girerken, burada rakip firmaya müvekkilinizin teklifini sunarken görüntülenmişsiniz. Kısaca siz rakip firmada bu şekilde görüntülenmişsiniz. Ben Pedromol'e gittim, kabul ediyorum. Ama verdiğim kağıt o değil, başka bir şey verdim ben. Yani bu gerçekten tuzak olmalı, bu tuzak. Tuzak olup olmadığını bilemem avukat hanım ama ortada çok çok ciddi bir itham var, farkındasınız. Disiplin kurulu haftaya toplanacak ve sizin hakkınızda bir kararı varacak. İyi günler, ehliyet ruhsat. Bir sorun mu var? Bizimle geliyorsunuz beyefendi. Bir sorun mu var? Merkezde öğrenirsiniz. Araç burada mı kalacak? Bir dakika, ben avukatım. Bir yanlışlık olması lazım. Merkezde öğrenirsiniz dediğim gibi.